Metropol'den merhaba. Manolo Valdez sergisiyle başlıyoruz. Çağdaş sanatın yaşayan büyük ustalarından İspanyol sanatçı Manolo Valdez İstanbul'da. Sevgili seyirciler, Begüm Akkoyunlu Ersöz'le birlikteyiz. Kendisinden Manolo Valdez'in sergisiyle ilgili bilgi alacağız. Yine Pera Müzesi'nden çok güzel bir sergi. Biraz serginin macerasını dinleyebilir miyiz sizden? Nasıl başladı? Nasıl karar verdiniz? Valdez'le bağlantıyı nasıl kurdunuz? Hoş geldiniz öncelikle. Evet, dediğiniz gibi bizim için de özel bir sergi. Bu sene baharı Manolo Valdez'in yapıtlarıyla karşıladık Pera Müzesi'nde. 3 katımızı ayırdık. Her zaman gibi biliyorsunuz biz 3 galerimizi, süreli sergilerimizi ayırıyoruz. Bu yıl da bizim için ayrı bir heyecan oldu. Tabii ki hemen her sergide olduğu gibi uzun soluklu bir serüvendi. Manolo Valdez'le de yaklaşık 2 yıla yakın bir süredir çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bir sanatçı. Ve hem yapıtlarını hem buradaki seçkiyi ve sergi konseptini birlikte oluşturmak, buraya kadar seçip getirip bir arada kurulumunu gerçekleştirmek, evet, uzun soluklu bir çalışmanın sonucuyla gerçekleşti. Burada gördüğünüz gibi şu anda kendisine ait 59 tane yapıt var. Manolo Valdez İspanya'nın çok ünlü bir sanatçısı. Günümüz çağdaş sanatında da ismi çok bilinen ve tanınan bir sanatçı. Dolayısıyla İspanya'nın dışında tüm dünyada diyebilirim önemli anılan bir isim. Bu da herhalde tahmin ediyorum özellikle yapıtlarının çok çeşitliliğinden, bu malzeme, renk ve kompozisyonlarındaki çok özgün
tarzından kaynaklanıyor olsa gerek diye düşünüyorum. Serüvene bir ek olarak tabii şeyi eklemek isterim. Biz bu sergiyi çalışırken yanımızda çok önemli de bir işbirliği yaptığımız bir kuruluş vardı. Manova Valisi temsil eden Marlborough Gallery, dünyanın çok sayılı önde gelen galerilerindendir, en köklülerinden biri. Onlarla yaptığımız bir işbirliği sonucunda bu sergiyi burada gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Valdes'in eserlerini ortaya çıkarırken kat ettiği yoldan, esin kaynaklarından biraz bahsedebilir miyiz? Tam da bu noktada bahsettiğimiz gibi çok özgün bir sanatçı. Çünkü kendisi de ifade ettiği gibi pek çok kaynaktan, sanat tarihinin özellikle geçmiş kaynaklarından besleniyor. Kendisini bir repertuar sanatçısı olarak ifade ediyor Valdes ve diyor ki aynı imgeye tekrar tekrar dönmek, derinlerde kalmış bir yerden bir resmi çıkarıp onu belki iki boyutluyken bir üç boyutlu bir imgeye kendince yerleştirip, yorumlayıp, yeniden yorumlamak, yeniden forma sokmak Valdes'in en sevdiği ve sanatının temelini oluşturan hikayesi. Burada da sergide de çokça buna tanık oluyoruz. Çünkü Valdes'in beslendiği konu sanat tarihinin geçmiş ustalarının yapıtları aslında. Bunlar çok çeşitli dönemlerden olabiliyorlar. Aynı kendi köklerinden bir Zurbaran veya Rivera'nın olduğu gibi örneğin 20. yüzyıl sanatçılarına doğru da uzanıyor Valdes. Picasso, Matisse onun için örneğin çok önemli. Ta ki Lichtenstein'e kadar veya Garcia Torres yine çok daha yakın döneme ait ama yine çok beslendiği bir sanatçı. Dolayısıyla bu sanatçıların eserlerine gidip örneğin bir Las Meninas'ı defalarca heykellerinde farklı farklı malzemelerde veya resimlerinde kimi zaman daha doğal, daha naturalist, kimi zaman daha soyut bir şekilde tekrar tekrar ifade edebiliyor. Burada kendisiyle tanışma fırsatımız da oldu tabii bu sergide. Ve bu konu üzerinde durup konuştuğumuzda evet diyor yani kendisi için bu herhangi bir tekrardan ziyade çok beslendiği, her seferinde yeniden başka türlü yorumladığı, beslendiği bir kaynak dediğimiz gibi. Aynı imgeyi farklı malzemelerle kullanmayı seviyor ve böylece farklı seriler ortaya çıkarıyor. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Diyelim ki mermerden yaptı. Sonra ona nasıl bir his geliyor da mesela ondan sonra merminin arkasından belki karton, belki plastik, belki onu bir resim haline getirmeyi düşünüyor. Nasıl bir his bu? Evet. Bildiğimiz kadarıyla Manuel Valdes şimdi burada sergiye de ayrıca eşlik eden bir film var. Belgesel bir film. Orada çok güzel tabii yani Manuel Valdes dediğim gibi kendisiyle tanışma fırsatı bulduk ve çok da kendini açıkça ifade eden, çok güzel ifade eden bir sanatçı. Yani bilirsiniz her zaman iletişim kurmak ya da eserini ortaya koyan bir sanatçıyla aynı zamanda diyalogda da anlaşabilmek her zaman çok kolay olmayabilir. Farklı yöntemleri tercih ediyorlar sonuçta ama Manuel Valdes kendisini hem çok iyi ifade ediyor ama bunun yanı sıra o belgeselde de gördüğümüz üzere Manuel Valdes büyük, geniş bir atölyede çalışıyor ve tam da dediğiniz gibi çok çeşitli malzemelerle bir arada uğraşmaktan çok belli ki keyif alan bir sanatçı. Aynı imgeyi dediğiniz gibi bir su mermerinden yapmışken ertesi gün onu seriler halinde belki bronzdan yapma fikri doğuyor. Ve bunları da çok büyük ölçekte gerçekleştirebilen bir sanatçı. Onun mutfağında çok çeşitli malzemeler var. Heykellerinde olduğu gibi resimlerinde de örneğin çuval bezi. Çok artık Manuel Valdes'in imzası olmuş gibi yani hiçbir resimde imza örneğin görmüyorsunuz ama o kadar ünikler ki zaten hani direkt tanımak çok mümkün bu Manuel Valdes'in işi diye. Çünkü hatta kendisi de şöyle söylüyor ki aynı Matisse'in bu renkli kağıtlardan kesip yaptığı kolajlar gibi ya da çizgileri gibi ben de diyor renklendirilmiş kumaşlarla çalışıyorum. Yani bu kimisi atık malzeme gibi olan bu çuvalları bazen renklendirerek onları kolajlar halinde bir yapıta dönüştürüyor. Bazen de işte resminde onları üst üste koyup kullanıp çok çeşitli renklerle imgelerini üzerlerine yerleştiriyor. Resimlerde göreceksiniz
çok yoğun bir malzeme var, çok yoğun bir boya katmanı var. Onu adeta bir macun, bir katman şeklinde, bir hamur gibi kullanıyor. Dolayısıyla boyutlarla uğraşmayı, katmanlarla uğraşmayı çok seven bir sanatçı. Tam da dediğiniz gibi, yani bir seçtiği bir imgeyi alıp defalarca farklı malzemelerle ve farklı formlarla ifade etmeyi çok seven bir sanatçı. Bunun da aslında kendi geçmişinde, sanatsal kariyerinde de çok temeli de geriye doğru da uzanıyor. Çünkü Valdez 1964 doğumlu bir sanatçı ve 1981'e kadar da bir ekiple birlikte çalışıyor. Equipo Crónico, İspanya'nın öncü pop sanat akımı. 1981'e kadar Solves'le birlikte çalıştığı arkadaşıyla sanat tarihinin geçmiş resimlerinden, imgelerinden esinlenerek seriler oluşturarak, onları farklı tekniklerle tekrarlayarak ve çoğaltarak çalışma yöntemi aslında Valdez'in ta da bu yıllarına dayanan bir özellik. Evet, 1981'den sonra, arkadaşının ölümünden sonra Valdez yoluna tek başına devam etmiş. Orada biraz daha üslubu farklılaşmış ama aslında o temelde ilk çıkış noktasındaki pop sanatın bu ölçeklerle oynama, bir nesneyi, bir figürü bağlamından çıkarıp yeniden yorumlama ve onu serilerle tekrar tekrar ifade etme gibi özelliklerini Valdez kendi üslubunda çok güzel dönüştürebilmiş bir sanatçı kanımca. Evet. Sergi açıldı, tepkiler nasıl oldu? İzleyenler neler söylediler? Evet, şu anda hala tabii ilk günlerindeyiz. Onun heyecanıyla dönüyor, sürüyor sergi ama çok da güzel yorumlar alıyoruz. Çünkü gerçekten heyecan verici. Bilmiyorum, sanıyorum siz de aynı heyecanı yakından birebir görünce eserleri duyuyorsunuz. Her gelen ziyaretçimiz de gördüğümüz ve aldığımız notlar, yorumlar dolayısıyla öğrendiğimiz kadarıyla çok heyecanla izliyorlar. Çünkü gerçekten hem heykelleri olsun hem de resimleri olsun Valdez'in, yani hani çoğu sanat tarihinden ya da günümüz sanatından eserleri de, evet hani bugün artık internet çok yaygın, kitaplar eskisinden çok daha kolay ulaşılabilir durumda. Valdez'i de incelemek tabii ki çok mümkün ama onun eserini birebir yakından görmek, yani tam da hani deneyimlemek sözüne birebir denk düşen bir heyecan veriyor. Dolayısıyla bunun da çok olumlu tepkilerini görüyoruz. Sergi Manolo Valdez'in eski uygarlıklardan büyük ustalara, oradan da günümüze uzanan çok renkli ve düşsel dünyasına bir yolculuk vaat ediyor. Valdez sanat tarihinden esinlenir. Eserlerdeki farklı imgeler dikkatini çeker ve bunları dönüştürür. Velázquez'in prenseslerinden birinin saç süsü, Matisse'in kadınlarından birinin yüzü ya da Torres Garcia'nın bir kompozisyonundaki saat gibi. Resim özel bir uğraş. Nasıl ki edebiyat edebiyattan doğuyorsa, benim resmim de resimlerden doğar. İşim daima sevdiğim parçalardan esinlenir, hatta bu yapıtlar aracılığıyla yaşarım der.
Sanatçı, yaratımlarında sanat akımlarından yararlandığını söyler. Bir imgeyi yorumlarken ve onu resimlerime aktarırken, eğer pop sanat bana bir gözün dev boyutta olabileceğini öğretmemiş olsaydı, 2 metrelik bir yüz yapmam mümkün olmazdı. Pop aynı zamanda bana seri halinde düzenleme yapmayı, soyut resimse dokunun üstesinden gelmeyi öğretti. Meselenin özü, süreç içinde bunları bir araya getirmek der. Valdez eserlerinde gündelik hayattan ve diğer sanatçıların eserlerinden esinlenir. Sanatçı bir gün bir parka gider ve bu parkta insanların çevresinde kelebeklerin uçuştuğunu görür, bundan çok etkilenir ve bu durum Baş 2 isimli heykeline ilham kaynağı olur. Sanatçının en ünlü serileri saplantılı bir yinelemeye dönüşen ayrıntılara dayanır. Kelebekler su mermeri ve demirden yapılan Baş 2 heykelinde kullanılır. Valdez, bu imgenin farklı malzemeler üzerinde nasıl sonuç vereceğini merak eder. Sergide yer alan alüminyumdan yapılmış gümüş kelebekler ve bronzdan yapılmış kelebekler 5 heykelleri bu imgenin farklı kullanımlarını gösterir. Sanatçı için baş, anatominin heykele en uygun kısmıdır. Sanatçı bu başları çeşitli taçlarla süsler. Sanatçının biçim verdiği başlarda hem bir kasılma hem de genişleme vardır. Eseri sonlandıransa, çevredeki uzama açılan, neredeyse patlamaya hazır bir taçtır. Baş süsü ya da taçlardaki çeşitlemeler, Valdez'e sonsuz sayıda karakter imleme olanağı verir. Bunlar kitaplar, yelpazeler, deniz kabukları olabilir ya da bir kraliçeyi, bir okuru ya da zarif bir kadını anımsatabilir. Valdez referans aldığı sanat yapıtlarından başka ölü doğa gibi geleneksel türler üzerine de çalışır. Sanatçı ölü doğaları başlangıç noktası alsa da bunları geniş bir bağlam içinde ele alır. Örneğin New York vitrinlerine yoğunlaşır. Bir ayakkabı, bir el çantası, bir eldiven, bir parfüm şişesinden etkilenir. Böylece müzede sergilenebilir sanat yapıtıyla tüketim ürünleri arasındaki tipik bir pop sanat bağlantısına ulaşır. Valdez'e göre geleneksel resim türlerinde her şey mümkündür. Bu nedenle bir ölü doğa resminde bir Yunan vazosu da son moda bir şapkada yer alabilir. Valdez farklı renklere boyalı kumaş parçaları biriktirir. Kumaşlar onun paletidir ve bunlarla kolajlar oluşturur. Sanatçı malzemede yoğunluk arayışı sonucunda resimlerinde zemin olarak çuval bezini kullanmaya başlar. Çuval bezleri esere hareket katar ve parçalı bir yapı meydana çıkarır.
Valdez 1980'lere gelindiğinde İspanyol altın çağının klasik eserlerinden etkilenmeye başlar. Daha çok koyu tonları ve toprak tonlarını paletinde kullanırken bu esinlenmeleri neticesinde daha parlak renklere geçiş yapar. O zamandan bu yana sanatçının renklerinin canlılığı, koyu turuncular, pembeler ve mavilerle giderek daha göz alıcı hale gelir. Valdez'in ahşap heykelleri yıkık görünümleriyle birbirine eklediği kumaş parçalara benzer. Sanatçı farklı tonları bir arada kullanarak üç boyutlu bir mozaik oluşturur. Sanatçı önce yaş haldeki odunu seçer, içlerini boşaltır, bunları deforme edip çatlatır, parçalar halinde kırar ve bunun ardından bu parçaları büyük bir çabayla yeniden kurar. Böylece kitap yığılı bir masa, gündelik bir mobilyanın kırılmış kaba yıkıntısı şeklinde yeniden yaratılır. Manolo Valdez resimleri ve heykelleriyle 21 Temmuz'a kadar Pera Müzesi'nde. Metropol devam ediyor.